Şulayuk Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. İza nesiye ahadukum salaten au nama anha felyusalliha iza zekeraha. Eğer de bireriniz namaz hakkında unutsa, yek yıkılıp kalsa, o çağında onu iske düşü bilen okusun. Bunun için de çok kişi soru veriyor. Mine namazımı yıkılıp kaldım diye. Namaz okurga mümkünçülük bulmalım diye. Mesela operasyon da var hemen. Bu namazın içerge. Mümkünçülük barlıkka kilüge ol bu namazın okurga deyiş. İn birinci ol mümkünçülük barlıkka kilüge şu namazın, kalan namazın okurga deyiş. Eğer ol anı birer sebeple kaldırır iken. Ya indi yıkılıp kalsa ya indi anı mına çın-çınlap sebep olsa. Lakin. Bir sebepsiz namazını kaldırığa yaramı. Sebepsiz namazını kaldırı bu zor günah. Hamına kağılışlı kub hadisler kildi, kurkınış hadisler kildi. Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem. Hem şu var ya, eğer kişi sebepsiz namaz kaldırığa iken vakıtı şıkkan şıkkı haber. Vakıtı şıkkaç da eğer bu namazını okusa Anın namazı kabul kılınmıyor. Yani ötken kolgan namazı kada kılınmıyor. Yani anın kolgan namazı şu kolgan namaz itip ana yazılacak. Eğer ulanı sebepsiz kaldırayken. Anladınız mı? Kup kişi yazar mesela, kup kişi soruyor. Mine min savişanide buldum, namaz okuyamadım deyip. Mine min yolda baraydım, tuhtara vakit bulmadım, namaz okuyamadım deyip. Mine biz aşta oturaydık, anda kunakta oturaydık, tuyda oturaydık, namaz okura vakit bulmadı. Mine biz futbol oynaydık, namaz okura vakit bulmadı. Yok, bu sebep değil. Bu sebep değil. Hemen de kişi, şuşu, gafillik bilen. Şuşunda yok bar sebepke namazın kaldırayken. Elbette bu sebep değil. Hem bu anım için, hem o anım için Allah karşısına cevap verecek. Namazını kaldırmaya yaramıyor.